Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Allahumme zidni ilma. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ekin ve meyvelerin zekatının delilleri. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet etmiştir. 5 vesak miktarının madundan ki hurma, üzüm ve hububatta dahi zekat vacip değildir. Yani 5 vesaktan az olan mahsulde zekat yoktur. Vesak bir ölçü bilimidir. Bir vesak 165.060 kilogram. Bu takriben 825 kilogram eder. Bunun yanında bu hadisin kaynağı Sahih Buhari Tecrid-i Sari hadis 70-792 Buhari 130 sayfa 133 bab 56 Kitab-ı Zekat Müslim cilt 1 sayfa 673 bab 1 hadis 979 Kitab-ı Zekat. 5 vesak ise 1600 Irak rıtılıdır. Takriben 715 kilograma eşittir diyen de vardır bu şekil. Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 80-98'de bunu kayıt altına almıştır. Bu 5 vesak İmameyn ile Cumhur'a göre 653 kilogramdır. Bu 5 vesak İmameyn ve Cumhur'a göre 653 kilogramdır. Bunun kaynağı ise Fıkhı İslami ve Edilletuhu cilt 3 sayfa 1890. Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 518-519. Ayet-i Kerime'deki delili ise 6. surenin 141. ayetinde ve o zattır ki yeryüzüne döşenmiş ve döşenmemiş bostanları ve yiyilmesi, muhtelif hurmaları ve ekinleri ve birbirine benzer ve benzemez bir halde zeytin ve nar ağaçlarını yaratmıştır. Onlardan her birinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz, biçildiği günde hakkını veriniz ve israfta bulunmayınız. Şüphe yok ki Allah-u Teala israf edenleri sevmez. En'am suresi ayet 141. Onlardan her birinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz, biçildiği günde hakkını veriniz. En'am suresinin 141. ayeti kerimesinde bu hak üzerinde ihtilaf vardır. İbn Abbas, Enes bin Malik radıyallahu anhuma ikisine göre bu hak farz olan zekattır demişlerdir. Bakara suresinin 267. ayeti kerimesinde ise ey iman edenler, kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkarmış olduğunuz şeylerin temizlerinden harcayınız ve öyle kötüsünü vermek kastında bulunmayınız ki siz ondan harcarsınız da kendiniz ise onun hakkında göz yummadıkça alıcı olmazsınız ve biliniz ki şüphe yok Allah-u Teala zengindir, övülmüştür. Bunun kaynağı Bakara suresi ayet 267. Gök suyu ile sulanan ziraatlardan ne kadar zekat verilmeli? Bunun delilleri ise şöyledir. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Semanın ve pınarların suladığı yahut da sulanmaksızın kendi ince damarlarıyla su emip yetişmiş olan yer mahsullerinde öşür, yani onda bir zekat, kuyulardan kova ve dolapla sulananlarda ise 20'de bir zekat vardır. Bunun kaynağı ise aziz kardeşlerim Buhari cilt
Buhari 133 sayfa 133 bab 55 kitab-ı zekat. Yine Buhari tercümesi Ötüken Yayınları cilt 3 sayfa 1412. Başka bir hadiste ise Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: nehir ve yağmur sularının suladığı şeylerden zekat olarak öşür, onda bir alınır. Hayvanla sulananlardan öşrün yarısı, yani 20'de bir zekat alınır. Bunun kaynağı ise Müslim cilt 1 sayfa 675 bab 1 hadis 941 kitab-ı zekat. Hadis ansiklopedisi Kutub-i Sitte tercümesi cilt 6 sayfa 394, Ebu Davud cilt 2 sayfa 253 bab 12 hadis 1579 kitab-ı zekat. Ebu Davud tercümesi ve şerhi cilt 6 sayfa 205, Nesai cilt 5 sayfa 41 bab 25, Müsned-i Ahmet cilt 3 sayfa 341. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.